RTT ve Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 21 Şubat Perşembe ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, İç Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği başarılı çalışmalarına devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Devriye Ekipleri Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 1. olayda İA isimli Suriye uyruklu şahıstan 7 adet markası belli olmayan uyuşturucu sentetik hap, 2. olayda UG isimli şahıstan 5.5 adet nevrantin marka uyuşturucu sentetik hap ve 8.9 gram uyuşturucu eser maddesi, ayrıca şahsın bulunduğu araçtan da 2.46 gram uyuşturucu eser maddesi olmak üzere toplam 11.45 gram uyuşturucu eser maddesi, 3. olayda ZS isimli Suriye uyruklu şahıstan çeşitli markalara ait toplam 682 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 paket gümrük kaçağı çay. 4. olayda FG isimli şahıstan 4.37 gram uyuşturucu esrar maddesi. 5. olayda RP isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca Suriye uyruklu İAA ve ZS isimli şahıslar gerekli işlemleri yapılmak üzere Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. ₺450 milyon yatırım bedelli İbrik Sol Sahil kapalı sulama sistemi için imzalar atıldı. Dünya Bankası'nın Türkiye'de desteklediği 4 projeden biri Ereğli'ye tahsis edildi. 466 milyon lira yatırım maliyetli İvris Sağ Sahil kapalı sulama sisteminde çalışmalar devam ederken 450 milyon lira yatırım bedelli İvris Sol Sahil kapalı sulama sistemi için de imzalar atıldı. AK Parti Konya Milletvekili Halil Yetemez İvris Sol Sahil kapalı sulama sistemi ile Ereğli'mize ikinci büyük bir kapalı sulama sistemi daha kazandırıyoruz. İvris Sol Sahil kapalı sulama sistemi bir yıl içinde ihalesi yapılarak temeli atılacak. Her iki kapalı sulama sistemiyle Ereğli'li çiftçilerimiz yaklaşık 1 milyar, önceki parayla 1 katrilyon yatırıma kavuşacak. Ereğli ovamız modern sistemlerle sulanacak dedi. Ereğli'de yatırımlar tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. 466 milyon yatırım maliyetli İvris Sağ Sahil kapalı sulama sisteminde çalışmalar sürerken Ereğli'ye 450 milyon değerinde bir yatırımın daha müjdesi geldi. Dünya Bankası'nın Türkiye'de desteklediği 4 projeden biri Ereğli'ye tahsis edildi ve İvris Sol Sahil kapalı sulama sistemi için imzalar atıldı. Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nden gelen bir heyet, Ereğli süt peynir fabrikası ile şalgam, konsantre, bisküvi tesisleri gibi işletmelerde incelemelerde bulundu. Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Minahanov'u temsilen diplomatik bir heyet bugün Ereğli'ye gelerek Ankara Rusya Araştırma Endüstrisi Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz ve Ereğli Ticaret Odası işbirliği ile Ereğli'deki süt ve peynir fabrikaları ile şalgam, konsantre, bisküvi tesisleri gibi işletmelerde incelemelerde bulundu. Nar ekşisi Rusya'da da kullanılıyor. Evet, nar ekşisi. Ne kadar var? Bugün burada toplanma amacımız Salih Hocam öncülüğünde Tataristan Cumhuriyeti'nin Türkiye temsilcisi Ayrat Bey Ereğli'mize bir ziyarette bulunuyor. Ziyaretin amacı süt ürünleri ve tarımsal amaçlı teknoloji Ereğli'mizde nasıldır? Orada nasıl bir yatırım yapılabilir? Tataristan aynı zamanda burada nasıl bir yatırım yapabilir? Bunları görüşüyoruz. Fabrikalarımızı geliştiriyoruz. İşte şu anda Erkon konsantredeyiz. Diğer süt ürünleriyle ilgili birkaç fabrikayı da gezdik. Gezmeye de devam edeceğiz. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Salih Hocam ayrıca burada teşekkür ediyorum bu olaya vesile olduğu için. Ben sözü Salih Hocam'a bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi biliyoruz ki Ereğli özellikle süt ve süt ürünlerinde lider bir şehir. Bunun dışında gelişmeye müsait ve kendi kapasitesini aşan bir üretim yapabiliyor. Ama bunu bir katma değere ulaşması için mutlaka yurt dışına açılım lazım. Yurt dışına mal satması lazım. İhraç etmesi lazım.
Bu anlamda günümüzde özellikle son yıllarda Türkiye-Rusya arasında çok yakın ilişki olduğu için ve Rusya ile Türkiye arasında birbirini tamamlayan üretim ve tüketim bağlamında bir ilişki var. Aslında biz bu üretim ve tüketimi birleştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle Tataristan Cumhuriyeti Rusya ekonomisi içerisinde büyük bir paya sahip. Hem tarımsal ürün bakımından hem hayvansal ürün bakımından Türkiye ile işbirliği yapılacak en önemli bölgelerden birisi. Biz Sayın Ticaret Temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı'nı temsilen, Tataristan Cumhurbaşkanı temsilen buradalar. Bu Ereğli'mizdeki işletmeleri görerek bir şekilde nasıl işbirliği yapılabilir? Ama burada, ama Tataristan'da nasıl bir ortak üretim yapılabilir? Bunu görmek istiyoruz. Bunu kendilerine göstermek istiyoruz. O anlamda Ereğli'de var olan kapasiteyi bir şekilde yurt dışına taşımak ya da Tataristan'ın belki bazı konularda bize katkıları olabilir. Teknoloji anlamında, üretim anlamında bize katkıları olabilir. Biz bunu bir katma değere ulaştırmak istiyoruz. Eminim ki Ereğli'ye bu bir fayda sağlayacaktır. Bu bir başlangıç sağlayacaktır. Özellikle Ticaret Odası Başkanlığımızın bu konudaki teşviki, bu konudaki gayretleri tabii ki bizim de buraya gelmemizde önemli etkene sahip. Bu siyasetten ayrı bir durum. Çünkü hepimiz çaba gösterirsek hem Ereğli'miz bundan büyük fayda sağlayacaktır hem de yeni iş sahaları ortaya çıkacaktır. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiler. Buradaki işletmelerimizi görmüş oldular. Umut ediyorum bu bize büyük faydalar sağlar. Bugünkü program için çok teşekkür etmek istiyorum. Davetiniz için. Tataristan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun ekonomik açısından en gelişmiş bölgelerinden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti de Tataristan'ın en yakın partneridir. Toplamda 2 milyar dolardan fazla yatırımları yapılmış geçen yıllarda. Şu an tarım sektöründe de Tataristan Cumhuriyeti Rusya'nın ilk pozisyonlarındadır. Özellikle süt üretimi, hayvancılık. Konya'nın da Türkiye'nin bu sektörde lider olduğunu bildiğimiz için bu iki ziyaretimizi de gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda biz iş heyetlerimizi birleştirerek böyle iş görüşmeleri yaparak ilerideki günlerde de böyle ortak projelere sahip oluruz. Davetiye için ve program için tekrar çok teşekkür ederim. Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, Burguluk ve Çakmak mahallelerinde destek turuna çıktı. (31) Mart seçimleri için Bulgurluk ve Çakmak mahallelerinde Cumhur İttifakı AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal destek turuna çıktı. Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayımız Sayın Adem Erdal Beyefendi, AK Parti İlçe Başkanımız Zübeyir Dursun Beyefendi, AK Partili kıymetli yöneticilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli yöneticileri ve Cumhur İttifakımızın belediye meclis üyesi adayları, Çakmağımızın çok kıymetli muhtarı ve saygıdeğer, çok kıymetli Çakmaklı hemşerilerim. Programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii malum olunduğu üzere hepiniz takip ediyorsunuz. 31 Mart günü Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ereğli'mizde de yerel seçimler gerçekleştirilecek. 31 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Ereğli Belediye Başkanımızı ve Ereğli Belediye Başkanımızla birlikte yol arkadaşlığı yapacağı belediye meclis üyelerini seçeceğiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediye başkan adaylığında Cumhur İttifakı adayımız, AK Parti belediye başkan adayımız Adem Erdal Beyefendi ile birlikte hareket ediyoruz. Teşekkürler.
Bunun yanında yine az önce tabir ettiğim yol arkadaşlarını da ortak bir liste ile Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayları olarak yine 31 Mart'ta sizlerin karşısına çıkacağız. Bu anlamda ziyaretimizin sebebi ve nedeni belli. Allah'ın emri, peygamberin kavli ile oylarınıza talibiz. 31 Mart günü Cumhur İttifakı'na Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin desteklemiş olduğu aday olan Adem Erdar Beyefendi'ye belediye başkanlığında vereceksiniz. Ondan sonra çevireceğiz. Meclis üyeliğinde de yine AK Parti'ye, yine Cumhur İttifakı'na oy vereceksiniz. Her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Memleketimiz bir sürü çeşitli sorunlar içerisinden, bir buhranın, bir cenderenin içerisinden geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Doktor Devlet Bahçeli Bey, Cumhur İttifakı adı altında bir ittifak gerçekleşti. Bunu 24 Haziran'da örneğini gördük. Bu yerel seçimlere de kanalize edildi. Ve şu anda da Türkiye'nin birçok bölgesinde, hatta her yerinde ittifakla birlikte seçimlere gidiyoruz. Bunu az önceki bir ziyaretimizde de söyledim. Net bir şekilde söyleyerek bitireceğim ve sözü AK Parti ilçe başkanımıza ve adayımıza bırakacağım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Burada partilerimiz var. Bize gönül vermiş seçmenimiz var. Onlara ilçe başkanı olarak sesleniyorum. 31 Mart günü Adem Erdal Beyefendi'ye oy vereceksiniz. Sizlerden bunu rica ediyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la devletin teminatı Devlet Bahçeli bir istikamet belirledi. Bizlere düşen de bu istikamet doğrultusunda hareket etmektir. Dolayısıyla biz bu istikamet doğrultusunda hareket ediyoruz. Sizlerden de bu anlamda hareket etmenizi rica ediyoruz. Buraya geldiğiniz için, bu akşam bize vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Akşamınız hayır olsun. Muhabbetimiz, toplantımız hayır olsun. İnşallah 31 Mart günü de böyle çakmaktan da böyle çakmak çakalım da sandıkları da böyle çok güzel bir şekilde Cumhur İttifakı lehine hem de meclis üyeleri lehine patlatalım gitsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hakkınızı helal edin. Evet, maşallah çakmak bugün yine muhteşem. Nazar değmesin inşallah diyelim. Bizi öncelikle karşılamada samimi bir şekilde sıcak ilgi alakanızdan dolayı özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakımızın çok kıymetli belediye başkan adayımız, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım, çok değerli yönetim kurulu üyeleri, Çakmak Mahallesi muhtarım, mahalle başkanım, meclis, Cumhur İttifakı meclis üyelerim ve siz çok değerli Çakmak Mahallesi sakinleri, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Evet, kıymetli başkanım da belirttiler. 31 Mart'ta yerel seçimlere doğru ilerliyoruz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Ereğli Belediye Başkanımızı, meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Bizler de Cumhur İttifakı olarak sizlerden destek ve dualarınızı istemeye geldik. İnşallah. Çakmak bizim için önemli bir mahallemiz. Çakmak her zaman bizi bağrına basmış. Gelirken de baktım. Geçen önceki seçimlerde Çakmak kendine yakışanı yapmış. İnşallah 31 Mart'ta da Çakmak'tan Cumhur İttifakı'na en güçlü oyu Çakmak'tan alacağız. Değil mi arkadaşlar? Bu coşkuyu gerçekten her yerde coşkuyla karşılanıyoruz. Tekrar size teşekkür ediyorum. Önce millet, önce memleket anlayışıyla çıktığımız bu yolda tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacağız.
tevazu, samimiyet, gayret diyoruz. İşte bu üçü de Adem Başkanımızı anlatıyor. Gerçekten içimizden biri. Bilgisiyle, donanımıyla, belediye tecrübesiyle 5 yıl uzun zamandır belediye tecrübesiyle hizmet ediyor. İnşallah sizlerin destekleriyle 31 Mart'tan sonra da hep birlikte Ereğli'ye hizmet edeceğiz. Arkadaşlar, şimdi seçim zamanı. Tabii ki yarış var. Ama bu yarışı da biz projelerimizle yarıştıracağız. Başladığımız günden beri bize olmadık şeyler söylüyorlar. Tabii biz bunlara çok takılmayacağız. Ama vatandaşımızın, milletimizin de ciddi anlamda kafasını bulandıracak şeylerde onlara da izin vermeyeceğiz. Onlara da bir cevabımız var. Bir önceki köylerin, mahallelerimize söyledik. Cuma günü Adem Erdal Başkanımızın çekileceği anlamında ortaya attılar. Ve bakın bugün günlerden çarşamba, öyle mi? Ve Adem Erdal Başkanımız şu anda Çakmak'ta sizin huzurunuzda. 31 Mart'ta bu aziz millet kimin çekilip kimin çekilmeyeceğini sandıkta cevabını verecektir. Onlar daha çok cumaya beklerler. İkincisi, şimdi gelirken biz meclis üyeliklerimizi çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partimizin başkanı da biliyor. Ortak liste kararı alındı arkadaşlar. Bunu bilin diye anlatıyorum. Ve ortak bir liste hazırladık. Ve partimize de bu anlamda teveccühler çoktu. Hepsi birbirinden kıymetli arkadaşlarımızdı. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'yle bir ortak liste yaptık. Ve şu andaki meclis üyemiz, listemiz ortaya çıktı. Ben buradan tüm meclis üyelerimize de Ereğli'mize hayırlı olsun diliyorum. Ama şunu belirtmek istiyorum. Biz hiçbir kimseye söz vermedik arkadaşlar. Meclis üyeliği noktasında ne bir ilçe başkanı olarak ne belediye başkanı adayımız olarak hiçbir arkadaşımıza söz vermedik. Biz kimseyi yanıltmadık ve bunu da buradan özellikle belirtmek istiyorum. Meclis üyeliği noktasında hiçbir sözümüz olmadı. Teveccüh çoktu, değerlendirdik ve şu andaki tablo ortaya çıktı. Biz hiçbir zaman bu milletimizi aldatmadık. Vaatlerinizi nasıl yerine getireceksiniz diyor. Meclis üyeliğinde sözünü tutmayıp yazmayıp vaatlerini nasıl tutacak diyor. Biz sizlerin bu memlekete verdiği vaatleri iyi biliyoruz. Bir önceki dönemlerde o 5000'leri iyi biliyoruz. Siz de biliyor musunuz? Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. O yüzden dolayı bu milletin algı operasyonuyla yanlış yönlendirmeyi. Bizler projelerimizde inşallah başkanım bunları anlatacak. Çok kıymetli hemşerilerim, sözü uzatmadan belediye başkanımıza vereceğim. 31 Mart'ta Cumhur İttifakımıza güçlü bir şekilde sizlerden destek ve dualarınızı istiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bizleri misafir ettiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar hepinize. Çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak, samimi, güzel karşılamanızdan dolayı buralarda bizim toprağımızın kokusunu alıyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok kıymetli AK Parti İlçe Başkanım, çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanım ve kıymetli yöneticileri, çok değerli meclis üyesi adayı arkadaşlarım ve çok kıymetli Çakmak Mahallesi, Çakmaklı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çıktığımız bu yolun, yaptığımız bu toplantıların, bu bir araya gelişin, bu hasret buluşmalarının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah biz bu yola hayırlı niyetlerle çıktık. Sonumuzun da hayır olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. İnşallah. Kıymetli hemşehrilerim, biz bu çabamızı, bu yola çıkışımızı, siyaseti insanların faydasına, lehine bir araç olarak görüyoruz. Siyaset, ben eski bir siyasetçi değilim, yeni bir siyasetçiyim ama siyaseti eskiden beri takip ederim. Siyaset dediğimiz olay
zeka işiyle insanın gönlünde, kalbinde, fikrinde, zikrinde olan şeyleri öne çıkarmasıdır. Siyaset karşıya çamur atma işi değildir. Siyaset bir nezaket işidir, letafet işidir, zerafet işidir. Biz bunu böyle görüyoruz. Şimdi biz dediğim gibi hayırlı bir niyetle yola çıktık. Milletimize hizmet etmek üzere yola çıktık. Bu milleti daha iyi, daha rahat, daha güzel nasıl imkanlara kavuştururuz? Bunun hesabını yapıyoruz. Bunun projelerini yapıyoruz. Dediğim gibi çamurla, iftirayla bizim işimiz yok. Ama biz bu anlamda çamura da maruz kalıyoruz, iftiraya da maruz kalıyoruz. Diyorlar ki Adem Erdal belediye başkan yardımcısıydı, niye yapmadı bugüne kadar? Yaş itibariyle unutmuş olabilir, saygı duyuyorum. Belediye başkan yardımcılığı bir yardımcılıktır, yani adı üstünde yardımcılıktır. Belediye başkanına gerekli projeyi, yolu, fikri, zikri sunar ve netice belediye başkanının takdiridir. İcraat makamı, icraat makamının başı belediye başkanıdır. Ben niye talip oldum bu işe? Bugüne kadar bir birikimimiz oluştu. Diyorum ya, her yerde diyorum, 20 yıla aşkın bir süredir bu devlete, millete şerefle hizmet ediyorum. Nasip olursa, siz takdir ederseniz, Allah takdir ederse, ne kadar ömrümüz varsa yine bu şerefle bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah. Çok kıymetli hemşehrilerim, gittiğimiz yerlerde ifade ediyoruz. Sağımda AK Parti ilçe başkanım var, solumda Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım var. Bu birlik, beraberlik, gönül işi sıradan bir iş değil. Biz sıradan üç tane adam bir araya gelip de huzurunuza çıkmadık. Çok değerli, kıymetli genel başkanlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin bir araya gelip bu milletin, devletin bekası için, geleceği için, daha güzel günlere ulaşabilmesi için, iç ve dış düşmanların bertaraf edilmesi için bir araya geldiği kutsal bir ittifaktır. Allah'ım bu ittifakı bozmasın. Amin. Allah'ım milletimizin, devletimizin birliğini, beraberliğini bozmasın. Amin. Biz bu yola çıktık. Şerefle bu yolda yol arkadaşı olarak devam edeceğiz. Menzile varacağız. Ve bunu sizlerle birlikte yapacağız kıymetli arkadaşlar. Bugüne kadar dediğim gibi tecrübemiz oluştu. Milletimize hizmet etme yolunda benim mühendislik anlamında ciddi birikimlerim oluştu. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. Bu birikimler yabana atılacak birikimler değil. Milletimizin hizmetine sunulacak birikimler. Biz bu işi biliyoruz. Biz bu işi bildiğimiz için, bu işi yapacağımızın taahhütünü verdiğimiz için, bu işten, kendimizden emin olduğumuz için huzurunuza çıktık. Dediğim gibi projelerimiz var. Projelerimiz milletin, devletin lehine, milletimizin, devletimizin refahı için, daha güzel yerlere ulaşabilmesi için yapılan projeler. Biz milletin aklıyla dalga geçmiyoruz. Milletimizi hafife almıyoruz. Milletimizin başımızın üstünde yeri var. Milletimiz her zaman için kalp gözü açık olan bir millettir. Münevver bir millettir. Hiç kimse bu milleti hafife almasın. Cevabını 31 Mart'ta görecek yoksa. Çok kıymetli hemşehrilerim, dediğim gibi sizleri seviyoruz. Biz sizler için buradayız. Sizlerle birlikte olmak için buraya geldiğimizde evimize gelmiş gibi hissediyoruz. Hepiniz sima olarak ismen tanıdığımız arkadaşlarımızsınız, abilerimizsiniz. Sizlerle bir arada olmaktan mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Sevinçle kalbimiz çarpıyor. Bunu söyleyeyim, bunu ifade edeyim. Hepimiz akraba gibiyiz, onu da söyleyeyim. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz, şeref verdiniz. Bu havada bizi yalnız bırakmadınız. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Sonuna kadar hep birlikte yürüyeceğiz Allah'ın izniyle. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz.
Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup, tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında, günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken, tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.